Asgari ücrete yapılacak zam için geri sayım başlarken yetkililer de beklentilerini açıklıyor. AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, nöbetçi vekil uygulaması kapsamında basın açıklaması düzenledi. Asgari ücret konusuna değinen Tamer, "Asgari ücret bana göre 4000 liranın altında olmamalı. Benim düşüncem bundan yana," diye konuştu. "Biz şikayet organı değil, şikayet alıp çözen taraf biziz. Dolayısıyla halkın tüm dertlerini, problemlerini ortadan kaldıracak yine bizleriz. O açıdan Kayseri halkına her zaman yanında olduğumuzu da ve onların emirlerinde olduğumuzu da ifade etmek istiyorum. Bu arada Kayseri ile olan yatırımlarımız devam ediyor. İşte sizin de bilmiş olduğunuz gibi yüksek hızlı trenin görüşmeleri devam ediyor. Görüşme derken de bunu yine yanlış yere anlamayalım, çekmeyelim. Onun harcanacak paranın faizleriyle ilgili küçük anlaşmazlıklar var. Onlar görüşülüyor. İnşallah seçim öncesinde bu yüksek hızlı trenin temelini atmış oluruz diye ümit ediyoruz. Bu arada biliyorsunuz Kayseri'de sağlıkla ilgili yatırımlarımız da son hızıyla devam ediyor. Şu anda Develi 150 yataklı Develi Devlet Hastanemizin açılışını yapmak üzereyiz. Önümüzdeki ay inşallah orada açarız. Bir yıl önce ben bir şey söylemiştim, hatırlarsınız. Demiştim ki ilk ameliyatı ben yapacağım demiştim ama elde olmayan nedenlerle müteahhitin yapmış olduğu, aslında hiçbir maddi yönden bir sıkıntı içerisinde ne proje ne maddi ne de imkansızlıkların hiçbir şekilde ortaya gelmediği, tam tersi müteahhitin kendinden kaynaklanan sıkıntılarla el değiştirmek, başka bir müteahhite ihale etmek zorunda kalındığı için bir yıl gibi bir gecikme oldu. Bundan da tüm Develi halkı başta olmak üzere özür diliyoruz. Kayseri'deki pandemiye gelince şükürler olsun çok daha iyi durumdayız. Ama bu bizi rehavete kapılmasın, kapılmayalım. Evet, hastanelerimizde hiçbir sıkıntımız, hiçbir dönem olmadı. Zaman zaman yoğun bakım ve hastane yatak doluluk oranlarımız yükselmesine rağmen, 90'lara gelmesine rağmen ama hiçbir şekilde hiçbir hastamız dışarıda kalmadı. Arkadaşımıza, doktor arkadaşıma, meslektaşıma yapılan bu saldırıyı şiddetle kınıyorum. Kesinlikle bunu tasvip etmemiz mümkün değil. Özellikle şu pandemi döneminde biraz daha hafifleyen, sağlıktaki şiddetin hafiflediği bir dönemi gördük. Seviniyorduk yani ama bu pandemiyle olduğu artık ortadadır, aşikardır. Hiçbir doktor, hiçbir sağlık çalışanı, hiçbir hastasına art niyetli davranmaz. Evet, hasta yakınları belki hastalarının vermiş olduğu sıkıntıyla psikolojik olarak belki farklı konumda olabilirler ama hiçbir şey o doktoru darp etmeye, o sağlıkçıyı darp etmek için bir neden değildir. Bunun altını özellikle çizelim. Ve bunu yapanlar insanlık dışı, insanla alakası olmayan kişiler olduğunu da belirtmek istiyoruz. Evet, Türkiye'de, sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada bir şiddet olayı söz konusu. Bir de kanunlarımızda eksiklik yok fakat yorumlama açısından sıkıntılar vardı. Mesela sağlıkta şiddetin yapan bir doktora yapılan bir şiddeti mahkemeye gittiği zaman orada hemen anlaştırıp gönderilebiliyordu daha önceki durumlarda. Ama şimdi öyle olmadı. Yapılan değişikliklerle, o zaman çıkartmış olduğumuz kanunlarla kesinlikle bu şiddeti yapanın bir kere anlaşma olayı tamamen ortadan kaldırıldı. Direkt olarak tutuklanması talep edildi ve şu anda da öyle zannediyorum ki adliyelerde bu gibi yapılanlar hemen tutuklanabiliyorlar. Ertelenmesi söz konusu değil. Bu açıdan alınan çok tedbir var. Şiddetle ilgili o zaman yapılan, özellikle kadına yapılan şiddetlerle ilgili de sadece bir yer değil, bir bakanlık değil. İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve tüm üzerine düşen bakanlıklar aktif bir şekilde çalışıp bunu önlemek adına
pek çok tedbirler aldık, almaya da devam ediyoruz. Şimdi çok kısa bir zaman içerisinde bu yıl bitmeden inşallah acil kullanım iznini almak için müracaatlar olacak. Bu artık son aşamadır. Son aşamaya da geldik. Bu açıdan Türkiye'de önce böyle bir aşının yapılıp ortaya çıkması, hem de bunun da Kayseri'de olması büyük bir gururumuz. Başta rektör hocamız olmak üzere emeği geçen tüm arkadaşlarımızı kutluyorum.